Bu hafta bakacağımız son problem immersion counting. Merge sort'a çok benzer bir şekilde çözüldüğü için onu burada anlatıyoruz. So problem şu, size bir array of number veriliyor gene unsorted bir şekilde. Buradaki toplam immersion'ların sayısını saymanız isteniyor. Immersion'un tanımı şu. I ve j iki tane indeks olmak üzere eğer i küçüktür j ise, yani i daha küçük olan indeks, j ise daha büyük olan indeks. Eğer i aj'den büyükse buna bir immersion deniyor. Bunun application'ları neler? Daha çok bir input sequence'unuzun ne kadar sorted olduğunu öğrenmek için bu metriği kullanıyorsunuz. Çünkü sorted bir array'de immersion olmaz. Mesela tamamen sorted olan bir array düşünün. Tamamen sorted array'de nasıldır? I mesela şu ise j'de bundan daha büyük olacak. Hiçbir şekilde i'nin aj'den büyük olma ihtimali yok. Sonuçta bu sorted. Küçükken büyüğe doğru sorted bir array'den bahsediyoruz tabii. Sorted array'de immersion sıfırdır. Ama ters sorted array'de immersion'lar maksimumdur. O da tam n çarpı n eksi 1 bölü 2 olması lazım. Ya da n çarpı n eksi 1 bölü 2 tane immersion olabilir maksimum. O da tam tersten sorted, yani büyükten küçüğe doğru sorted bir array'i, array'deki immersion sayısı maksimumdur. Dolayısıyla biz input'un sorted array'e, yani küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir array'e ne kadar yakın olduğunu merak ediyoruz. Onun için immersion count'a başlayacağız. Immersion count ne kadar ufaksa array'imiz o kadar sorted'tır. Immersion count ne kadar büyükse sorted array'imiz sorted olmaktan o kadar uzaktır. Bu tabii yani sorted olmasından ziyade başka metrikler için de kullanılıyor. Mesela iki tane bunların ayrı sequence olduğunu düşünün. Bu iki sequence birbirine ne kadar yakın diye soruyorsunuz. O tür application'larda da immersion count'a bir metrik olarak kullanabilirsiniz. Anyway, şimdi bir solution'una bakalım bunun. Şurada örneklerine bakalım öncelikle. Kaç tane immersion var? Mesela 4'ü ele alın. 4'ün ne yapacaksınız? 4'ü 4'ten daha küçük olan, yani aslında bir nevi 4'ün soluna geçmesi, sorted olduğunda 4'ün soluna geçmesi gereken elemanları bakıyorsunuz. Onun 4'te olan immersion'ların sayısı o. Bakın 1, 3 ve 2 sorted olduğunda 4'ün soluna atlaması lazım. Onu bir nevi öyle düşünebilirsiniz. 4'ün soluna atlaması gereken 3 eleman var. Onlar immersion yaratıyor. Burada da zaten onu görüyorsunuz. Eğer 4'ten sorted olduğunda 4'ün olduğu slota bir line çizerseniz yani her bir şeyden elemandan onun sorted order'da olması gereken kutuya bir line çizerseniz o bu line'ların kesiştiği yerler immersion'lar aslında. Mesela 4'ün immersion yaptığı elemanlar hangileri? 1, bakın burada görüyorsunuz. 2 ve 3. 3 tane rakamla immersion yapıyor. Çünkü bunlar bu rakamlar 4'ten ufak ve sorted order'da 4'ün soluna atlamaları gerekiyor. Aynı şekilde 3 için konuşursak 3'ün immersion yaptığı bir tane eleman var. O da yani 3'ten daha büyük olan 2. Tabii ki 3, 4 de immersion yapıyor. 7'den daha küçük olan 6 var. Dolayısıyla 7 ile 6'dan bir immersion geliyor. Bir de 6 ve 8'den immersion geliyor. Toplam 6 tane immersion var. Burada ise toplam 18 tane immersion var. Yani şu şey, şu sequence sorted array'e gelene kadar 16-18 tane bir nevi swap yapılması gerekiyor. Ya da 18 elemanın sol tarafı doğru jump etmesi gerekiyor. Bunu naif olarak order n square'de çok rahat çözmek mümkün. Ne yaparsınız? Bir tane loop yazarsınız. İlk elemanı alır. Sonra array'in geriye kalanında bu ilk elemanda AI'den küçük olan tüm elemanları bulacak. Bunlar immersion count'ta. Sonuçta bunlar sorted olduğunda küçük olanlar 4'ün soluna jump edecekler. 4'ü aldınız. 4'ten küçük olanlar hangileri? 1, 3 ve 2. Dolayısıyla 4 ile immersion yaratan 3 tane eleman var. Orada 3 geliyor. 1'i aldığınızda 1'den daha küçük eleman var mı bunda? Yok. Dolayısıyla 4 ile immersion'a, yani 1 ile immersion'a giren 1'in sağında daha 1'den ufak olan eleman yok. Onun için 0. 3'ü aldığınızda 3'ten daha küçük olan bir tane eleman var. 2. Dolayısıyla 3 ile immersion yapan bir tane eleman var. 2'yi aldığınızda 2'den daha küçük eleman yok. Dolayısıyla 0. 5'i aldığınızda 5'ten daha küçük eleman yok. 0. 7'yi aldığınızda 7'den küçük bir tane eleman var. 6. Oradan bir immersion geliyor. 8'i aldığınızda da 8'den küçük bir tane eleman var. 6. O yüzden toplam 6 tane immersion var. Gördüğünüz gibi n square'de bu problemi rahatlıkla halledebilirsiniz. Bu naif n square solution. Bu kodu ben yazmayacağım. Onu kendiniz yazarsınız. Şimdi her zaman şunu söylüyoruz. Bir problemi çözdüğünüz zaman çözdük. N square bir solution bulduk.
Next question her zaman can we solve this problem faster? Faster deyince de genelde n square'den fast olan bir sonraki step n log n'dir. Yani n square bir algoritma çözümünüz varsa onu daha hızlandırmaya çalışıyorsanız genelde n log n'lik bir solution bulmaya çalışıyorsunuz demektir. The answer is yes. Merge sort'u çok az değiştirerek ya da merge sort'u biraz augment ederek diyelim. Immersion count problemini n log n'de çözmek mümkün. O da şöyle. Eğer bir tane eleman varsa array'inizde, yani tam merge sort'un aynı kodu bakın burası. Immersion yoktur. Neyse sol taraftaki elemanlar içindeki immersion'ları hesapla. Sağ taraftakileri immersion'ları hesapla. Sonra bunları merge ederken iki sequence arasındaki merge sırasında çıkan immersion'ları hesapla ve bunları üst üste topla. Şimdi merging sırasında immersion nasıl hesaplanıyor onu buradan gördüğümüz zaman anlayacaksınız çözümün aslında ne kadar kolay olduğunu. Şimdi bu direkt merge sort algoritması. Array'imiz bu, input array'imiz. Ortadan ikiye böldük. Sol taraf, sağ taraf. Şimdi ne yapıyorduk? Recursive'li sol taraftaki immersion'ları hesaplıyoruz. Bunları hesaplarsanız 5 tane immersion var burada. Aynı şekilde burada hesaplarsanız bu 4 eleman için immersion'ları 4 tane immersion var. Zaten bunu brute force olarak buradan görebiliriz. 7'den daha ufak olan 2 ve 3 var. 2 tane oradan geliyor. 2'den daha ufak eleman yok. 5'ten küçük bir tane eleman var. O da 3. Pardon, 7'den 3 tane küçük eleman var. 5'ten de bir tane. Dolayısıyla 4 tane immersion var burada. Tabii ki ama bu da recursive olarak hesaplanacak. Ben sadece hani 4'ün nereden geldiğini görün diye söylüyorum bunu. Şimdi sol taraftaki immersionların sayısını hesapladık. 5 tane. Sağ taraftakilerin de immersionların sayısını hesapladık. 4 tane. Şimdi geriye kalan yani şu iki sequence arasında kaç tane immersion var onu hesaplayacağız. Onu da merging sırasında yapacağız. Merging sırasında şurada bakarsanız 1, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7 ikisini merging sırasında hesaplarsak immersionları 9 tane. Onu bir sonraki slide'da göstereceğim için burada trace etmiyorum. 9 tane immersion da buradan gelecek. Dolayısıyla 5, 9, 4 daha 9, 9 da burada. Toplam 18 tane immersion gelmesi gerekiyor. Şimdi bunu trace edelim. O merging sırasındaki immersion'ların nasıl hesaplandığını görelim. Şimdi mantık şu. Yani aslında çok basit bir mantığı var. O da şu. Bakın sol taraftaki sorted sequence var. Sağ tarafta sorted sequence var. Merging yapıyorum. Yani merge step'in merging kısmı burası. Ne yapıyorduk? AI ile AJ'yi birbiriyle karşılaştırıyoruz. Şimdi sol taraftaki bir elemanı kopyalarsanız yani biri burada bir daha ufak 2'den dolayısıyla biri kopyalayacağım. Şimdi sol taraftaki bir elemanı kopyalarsanız burada herhangi bir immersion oluşuyor mu? Oluşmuyor. Çünkü zaten sol taraftaki bir elemanın küçük olması demek sol taraftaki eleman hem bunların hepsinden daha küçük hem de bunların hepsinden daha küçük. Zaten öyle olmasaydı buradan bir eleman kopyalardım. Onun için AI'den bir eleman kopyalıyorsanız herhangi bir immersion yok. Onun için immersion count'umu artırmıyorum. Şimdi i'yi bir tane arttırdınız. K'yı tabii ki bir tane arttırıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. 4, 2. Bakın bu sefer 2'yi kopyalayacağım. Yani sağ taraftan bir eleman kopyalıyorum. Peki bunu kopyalarken şimdi 2'yi buraya kopyalayalım. Burada immersion oluşuyor mu? Onu bir düşünelim. Immersion oluşuyor. Niçin? Şimdi bakın 2'yi buradan kopyalıyorsam bu ne demek? Aslında normalde şuradaki elemanlardan bir şeyler kopyalamam lazımdı. Fakat 2'yi kopyalıyorum. Bu ne demek? Aslında sorting sırasında 2 şuradaki tüm elemanlardan daha küçük olduğunu öğreniyorsunuz. Kaç tane böyle eleman var? Bakın toplam buranın size yani n bölü 2 eksi i tane. I de bura şu ana kadar kopyaladığım elemanların indeksini gösteriyor. Şu kadar eleman yani bu örnekte 3 tane elemanlık bir immersion oluşuyor. Çünkü 2'yi buradan kopyaladığınız zaman hani bir nevi şöyle düşünün. 2'yi burada alıyorsunuz 8'in soluna geçiriyorsunuz. 6'nın soluna geçiriyorsunuz 4'ün soluna geçiriyorsunuz. Dolayısıyla 3 tane immersion oluşuyor buradan. Onun için bunu 3 olarak artıracağız. 3 tane immersion count yaptı. Tabii ki J'yi bir tane artıracağız. K'yı da bir tane ilerleteceğiz. Şimdi 4, 3. Aynı şey burada geçerli. Bakın 3'ü buraya kopyalıyorum. Yani sağ taraftan bir eleman alıyorum. Sağ taraftan eleman aldığımda bunların hepsinin üzerinden atlıyor. Yani 8'in soluna atlıyor. 6'nın soluna atlıyor. 3'ün soluna atlıyor. Dolayısıyla 3 tane immersion da oradan geliyor. Immersion count'um 6 oluyor. Tabii ki K'yı bir tane ilerleteceğiz. J'yi bir tane ilerleteceğiz. Şimdi bakın 4, 5. Soldan bir tane eleman aldığım için herhangi bir immersion oluşmuyor. K'yı bir tane ilerletelim. İ'yi bir tane ilerletelim. Peki 6, 5. Yine sağ taraftan bir eleman kopyalıyorum. Yani 5'i buraya kopyalıyorum. 5 bakın 8'in soluna gidiyor. 6'nın soluna gidiyor. 2 tane immersion da oradan geliyor. Etti 8. Şimdi J'yi kopyaladığımız için bunu ilerlettik. K'yı da ilerlettik. Şimdi 6, 7. Bakın 6'yı kopyalayacağız. Çünkü
altı sol taraftan geliyor. İ'yi ilerlettik. K'yı ilerlettik. Immersion oluşmuyor. Şimdi 7, 8. Yine 7'yi soldan kopyaladığım için 7 ne yapıyor? 8'in soluna geçiyor. Oradan da bir immersion geliyor. 9. immersion'umuz da buradan geliyor. Bakın. J'yi ilerlettik. Bitti. En son sol taraftaki elemanları kopyalayacağız buraya. Oradan herhangi bir immersion gelmeyecek. Böylece K da buraya gelecek. I de buraya gelecek. Merging işlemi de bitecek. Bakın merging sırasında toplam 9 tane immersion oluştu. Sol taraftaki şeyden sorting sırasında ya da immersion count sırasında 5 gelmişti. Sağ taraftaki için de 5 tane gelmişti. 5, 4 daha 9. 9 tane de merging sırasında immersion oluştu. Toplam 18 tane immersion oluşuyor. Kod burada. Merge sorting tamamen aynısı bakın bu kod. Sadece ismini değiştirdim. Immersion count. Bir merging için bir buffer yaratmam gerekiyor. Left 0, right n-1. Bununla girdiniz. Burası aynı. Sadece merge sort'tan farkı, merge sort bir şey döndürmüyor. Immersion count bir rakam döndürüyor. Toplam total number of immersions'ı döndürüyor. Burası aynı. Eğer hiçbir eleman yoksa veya bir eleman varsa immersion olmaz. Sonra sol taraftaki n bölü 2 eleman içinde oluşan immersion'ları say. Sağ taraftaki n bölü 2 eleman arasındaki immersion'ları say. Şimdi geldik merging'e. Burada çok az bir değişiklik yapmamız lazım. O da şu. Merging sırasında eğer soldan kopyalıyorsanız herhangi bir immersion oluşmuyor. Fakat sağ taraftan bir eleman kopyalıyorsanız yani AJ'yi BK'ya kopyalıyorsanız bakın middle eksi i artı 1. Yani hangi taraftan bir eleman kopyalıyorsunuz? Immersion oluşuyor şu kadar. Bakın eğer i burada ise sağ taraftan bir eleman kopyalıyorsanız şu kadar. Yani middle eksi i tane aslında middle burası tabii. Middle eksi i artı bir tane elemanın üzerinden atlıyor sağdan kopyaladığınız eleman. Bu middle eksi i artı birin sebebi bu. Sol tarafta daha sorted sequence'a kopyalanmamış tüm elemanların üzerinden atlaması gerekiyor. O yüzden burada bir inversion count'a ekleme yapmanız gerekiyor. Burada herhangi bir inversion count'a ekleme yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten sequence'lardan birisi bitti. Ötekini kopyalıyorsunuz. Dolayısıyla herhangi birinin üzerinden atlaması söz konusu değil. Yani bottom line sadece şu satırı ekliyorsunuz şeye. Merge sort'a bir nevi. O da immersion count'ları saymak için. Artı sol taraftan gelen, sağ taraftan gelen en son bunu return edeceğiz. Evet, immersion count problemi de bu kadar. Bu lead kodda ve HackerRank'te soru olarak olması gereken bir soru. Çünkü çok popüler bir soru şeylerde, interviewlerde sorulan. Merge sort'un aşağı yukarı aynı şekilde çözülen, çok az bir değişiklik yapılarak çözülen güzel bir soru. Dediğim gibi değişik application'ları var bunun. Bu kodu bir çalıştıralım. ARE'yi bu. Burada hatırlıyorsanız 6 tane immersion olması lazım. BR'yi de bu. Burada 18 tane immersion olması lazım. Ben immersion count algoritmamızı çağırarak her ikisindeki toplam immersion'ları algoritmanın saymasını istedim. Bakın birincisinde 6 tane, ikincisinde 18 tane immersion olduğu sonucuna ulaşıyor. Yani algoritma doğru çalışıyor. Tabii algoritma doğru çalıştığını iki örnek üzerinden test edemezsiniz. Ama hani biz biliyoruz zaten algoritmanın doğru çalıştığını, onu az önce gösterdik. Burada da bir nevi verify etmiş olduk. Evet, bu hafta söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize sağlıklı günler.